Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kablosuz kulaklık incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Oppo uzun süredir ülkemizde kurumsal olarak hizmet veriyor zaten. Akıllı telefonlar, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıkları ile gerçekten geniş bir müşteri kitlesine ulaştıklarını söyleyebiliriz. Özellikle kablosuz kulaklık tarafında Oppo kullanıcılara geniş bir yelpaze sunmaya çalışıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Enco Air incelemiştik sizlerle birlikte. Bugün ise gayet ağır bir konuğumuz var. Bugünkü inceleyeceğimiz model arkadaşlar Oppo Enco X. Oppo Enco X'i aslında markanın amiral gemisi kablosuz kulaklığı olarak tanımlayabiliriz ki zaten kutusuna bakınca da kulaklığın ne kadar kaliteli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Dış kutusu bu. İçinden ise dış kutusundan daha güzel bir kutu çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten abartmadan bu kutunun çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim gerçekten. İncelememize ilk olarak kulaklığımızın tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir kutuyla geliyor Enco X. Bu kutunun gayet şık bir şekilde dizayn edildiğini söyleyebilirim sizlere. Kutunun etrafında metal bir çerçeve dönüyor ve bu çerçevenin üzerinde Oppo logosu var ki bu logonun da gayet şık göründüğünü söylemem gerekiyor. Eşleştirme tuşu kutunun yan tarafına konumlandırılmış. Burada görebiliyorsunuz. Kutuyu açtığınız zaman karşınıza Enco X çıkıyor. Yani kulaklıklar çıkıyor arkadaşlar. Kulaklığın boyutunun gayet ideal ölçülerde olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu sap olarak nitelendirdiğimiz kısım çok uzun değil. Dolayısıyla kulakta da hayli kibar durduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kulak içi bir kulaklık silikonla geliyor. Ayrıca kutunun içerisinde farklı boyutlarda da silikonların çıktığını sizlerle paylaşalım. Yani kulağınızın içerisine göre uygun olan silikonu seçebiliyorsunuz. Tabii ki söz konusu kablosuz kulaklıklar olduğunda kullanıcıların aradıkları bazı özellikler mevcut arkadaşlar. Nedir bunlar? Örneğin aktif gürültü engelleme ya da bir şarkı, bir ses çalarken kulaklığı çıkarttığınızda o medyanın durması. Artık bunlar günümüzde pek çok kulaklıkta aranan özellikler olmaya başladı ki Oppo da burada bu özellikleri kullanıcılara sunmuş durumda. Oppo Enco X'te arkadaşlar yenilenmiş DBEE 3.0 ses sistemini kullanmış Oppo. Burada 3 mikrofonlu hibrit aktif gürültü engelleme özelliğimiz de mevcut. Bundan size biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten aktif gürültü engelleme özelliğinin oldukça stabil çalıştığını söyleyebilirim sizlere. Biliyorsunuz hepimiz günlük yaşamımızda işe gidiyoruz ya da okula gidiyoruz ya da herhangi bir yere gidiyoruz, toplu taşıma kullanıyoruz. Kalabalık bir ortama girdiğinizde Enco X'i kulağınıza taktığınızda ve aktif gürültü engelleme özelliğini açtığınızda ortamla ilişkiniz kesiliyor arkadaşlar. Gerçekten sesleri önemli oranda kesebiliyor. Oppo burada şöyle bir güzellik yapmış. Dilerseniz bu aktif gürültü engelleme özelliğini seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl? Bunu telefonunuzun menüsüne girerek orada maksimum aktif gürültü engelleme özelliği ya da işte orta seviye aktif gürültü engelleme özelliği diye bir seçenek var. Onu seçiyorsunuz ve az bir şekilde gürültüleri kesiyor ya da maksimum derseniz gürültüleri en yüksek oranda kesmiş oluyor. Bence böyle bir seçeneğin sunulması gerçekten güzel olmuş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar aktif gürültü engelleme özelliğini geçersek IP54 sertifikasının olduğunu belirtelim. Yani suya ve toza karşı dayanıklı. Ya ben bunu taktım, spor yaparken terledim, işte su geçirir mi ya da ne bileyim yağmurda dinliyordum su geçirir mi gibi telaşlara kapılmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde öyle sıçramayla vesaire su geçirecek bir kulaklık değil. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Kutu kablosuz şarjı destekliyor. Ayrıyeten Type-C girişi de var. Dilerseniz Type-C ile şarj edebilirsiniz. Dilerseniz de bir QI aletine şöyle koyarak ne yapabilirsiniz? Bu kutuyu şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Bluetooth 5.2 desteği sunuyor ki bu destek sayesinde veri iletişimindeki kalite yükselmiş oluyor. Yani müzik dinlerken vesaire daha böyle yüksek kalitede müzikleri dinlemiş oluyorsunuz. Biliyorsunuz kablolu iletişimle kablosuz iletişim söz konusu olduğunda arada bazı böyle kalite farkları oluyor. Fakat Bluetooth 5.2 ile bu olay büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. Şimdi gelelim şarj durumuna arkadaşlar. Şarj kutusu ile birlikte bu kulaklık 25 saate kadar bir kullanım ömrü sunuyor. Şarj kutusu olmadan ise 5,5 saate kadar müzik çalma süresi sunuyor ki bu sürenin de gayet yeterli olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ayrıca şunu sorabilirsiniz. Müzik dinleme değil de telefonda konuşma süresi ne kadar diye soracak olursanız onun da size cevabını verelim.
Bu kulaklıkla yaklaşık olarak 3-3,5 saat kadar telefonda görüşme yapabiliyorsunuz arkadaşlar tek şarjla. Eğer kutusundaki şarjı da tamamen kullanacağım diyorsanız o zaman konuşma süreniz 15 saate kadar uzuyor. Şimdi gelelim Oppo Enco X'in gerçek performansına. Tamam, anlattık. Tasarımı çok güzel. Güzel teknolojiler kullanılmış. Gerçekten kullanım deneyimi önemli ölçüde iyileştirilmiş. Fakat iş reele döndüğünde nasıl bir performans karşımıza çıkıyor? Şimdi size bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Telefonuma ben özel bir uygulama yükledim. O uygulama ile birlikte Oppo Enco X'i kullanarak bir çekim gerçekleştireceğim şimdi. Böylece mikrofon kalitesinin nasıl olduğunu da beraber gözlemlemiş olacağız. Evet arkadaşlar, şu anda kulaklıkları kulağıma taktım ve sesi şu anda kulaklıklardan alıyor. Yani bu video kaydını telefonun mikrofonuyla değil, Enco X'lerin mikrofonuyla gerçekleştiriyorum. Eğer bir uygulama aracılığıyla kulaklıkları mikrofon olarak kullanmak isterseniz karşınıza çıkacak olan ses performansının, ses netliğinin bu şekilde olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Evet, bu testimizin ardından bir de Oppo Enco X ile görüşme testi yapalım. Bakalım görüşmelerde nasıl bir performans sağlıyor. Bunu gözlemlemiş olalım. Şimdi arkadaşlar ben balkona çıkacağım ve kameramanımız Alperen'i arayacağım. Bakalım aktif gürültü engelleme özelliği nasıl çalışıyor? Benim sesim net geliyor mu, gelmiyor mu? Bunu da beraber gözlemlemiş olacağız. Alo. Evet Osman abi, kayıttayız. Şu anda seni dinliyoruz. Evet, şu anda Oppo Enco X ile arkadaşlar ofisimizin balkonundayım ve bu konuşmayı Oppo Enco X ile gerçekleştiriyorum. Gerçekten çok gürültü var şu anda, trafik, E5 vesaire. Ses nasıl arkadaşlar? Yani gürültüyü alıyor mu, almıyor mu, bu konudaki yorumu ne? Abi normalde biliyorsun ofis içi kapalı olduğu halde dışarıdan bayağı araba sesi, bayağı bir ses geliyor ama şu anda senin sesinde herhangi bir sıkıntı yok. Yani Oppo Enco X'in görüşme tarafında aynı başarılı olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Evet, kesinlikle. Peki, teşekkür ederim. Evet, gördüğünüz gibi Oppo Enco X'in ses performansının, mikrofon performansının gayet yeterli ve başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da söylemek istiyorum. Eğer bir Oppo kullanıcısıysanız, yani Oppo telefon kullanıyorsanız bazı artılar da beraberinde geliyor arkadaşlar. Örneğin ben Oppo Reno 3 Pro kullanıyorum. Oppo Reno 3 Pro ya da diğer Oppo modellerinde Bluetooth'a girip kulaklığı seçtiğiniz zaman arkadaşlar burada kulaklık işlevleri diye bir menü var. Kulaklık işlevleri menüsüne girdiğiniz zaman burada bazı özelleştirmeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Nedir? İşte iki kez dokunduğunuzda ne olacağı, üç kez dokunduğunuzda ne olacağı, sürgüyle şöyle hemen açayım, kulaklığı geldi, böylece basit tanıtmayı da göstermiş olduk. Sürgü kontrolüyle, yani şöyle elinizi aşağı yukarı yaparak sesi açıp kapatma ya da farklı bir şey yapmayı seçebilirsiniz. Mesela burada sağ ve solda ses kontrolü demiş. Ben burada dilersen sürgü kontrolüyle, yani şöyle yukarı yaptığım zaman elimi ya da aşağı yaptığım zaman ne yapabilirim? Bunu parça değiştirme olarak da tanımlayabilirim. Bu tamamen bana kalmış. Burada aynı şekilde aktif gürültü engelleme özelliğini de değiştirebiliyorum arkadaşlar. Mesela burada gürültü engelleme özelliği var. Gürültü engelleme özelliği ne bu? Dış sesleri orta derecede azaltıyormuş. Maksimum gürültü engelleme ise dış sesleri önemli ölçüde azaltıyormuş. Burada bir diğer etken ise arkadaşlar, gürültü önleme efekti yok. Yani bunu isterseniz ne yapabilirsiniz? Direkt olarak kapatabilirsiniz. Böyle bir güzelliğin olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Eğer bir Oppo kullanıcısıysanız. Tabii ki kafanıza şu takılmış olabilir, onu da sizlere söyleyelim. Oppo kullanıcısı olmasanız bile bu kulaklığı satın alıp telefonunuza eşleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ne yapıyorsunuz? Kulaklığı açtıktan sonra, eşleştirme tuşuna bastıktan sonra Bluetooth menüsünden girerek Oppo Enco X'i bularak eşleştirebiliyorsunuz. Fakat burada şu var, az önce size gösterdiğim özelleştirmeler Bluetooth menüsünde çıkmıyor. Dolayısıyla burada kulaklığın üzerinde hazır gelen komutları kullanıyorsunuz. Nedir? Örneğin şu kulaklığı şöyle yaptığınızda sesi kısmadır. Yukarıya doğru parmağınızı sürdüğünüzde ses açmadır. Çift tıklarsınız işte parçayı geri alır. Bu tarafa çift tıklarsınız parçayı ileri sarar. Ya da basılı tutarsanız aktif gürültü engelleme özelliğini açar. Aynı şekilde açıkken basılı tuttuğunuzda da kapatır. Yani rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar.
Gelelim cihazımızın, kulaklığımızın fiyatına. Oppo Enco X fiyatı internette ortalama olarak 1500 Türk lirası civarında arkadaşlar. Zaten bu fiyatın böyle bir kulaklık için normal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada premium bir kulaklıktan bahsediyoruz. Baktığımızda günün sonunda Oppo'nun uygun fiyatlı kulaklıkları var mı? Evet var. Ama o kulaklıklar Enco X'in sunduğu deneyimi size sunabilir mi? Hayır, sunamaz. Burada kusursuz bir ses deneyiminden bahsediyoruz. Şık bir tasarımdan bahsediyoruz. Ve günümüzde kablosuz kulaklıkların geldiği en ileri teknolojiden bahsediyoruz arkadaşlar. Eğer bu kulaklık hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bu yorumları cevaplamaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.